Ekopolitik'ten merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Bugün Ekopolitik'te enerji konuşacağız. Özellikle seçim sonrasında ortaya çıkan tabloda işi biraz enerjiden okumak gerekiyor. Çünkü enerjide iş hiç durmuyor. Farklı farklı anlaşmalar oluyor, farklı farklı görüşmeler oluyor. Bizde ortaya çıkan tablo bizim bundan önceki bir takım atılımlarımızı, doğru yanlış ama atılımlarımızı nasıl etkileyecek? Bunları masaya yatıracağız. Çok değerli bir konuğum olacak. 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Enerji Güvenliği Merkezi Başkanı ve aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Tuğçe Barol Ekopolitik'te olacak. Birkaç haber vereyim isterseniz öncesinde, çünkü hani konuşacaklarımızla da alakalı. Önce bir işbirliğine gidelim. İran ve Rusya, İran'ın petrol satışları için ortak fon kuracak. Tarafların imza attığı anlaşmaya göre İran'ın petrol satışlarının bir kısmı bu fon üzerinden yapılacak. İran ve Rusya petrol satışı için anlaşmaya vardı. İki ülke İran'ın petrol satışları için ortak fon kurma kararı aldı. Haberi İran resmi ajansı İRNA duyurdu. İran Milli Petrol Şirketi Uluslararası İlişkiler Direktörü Seyit Muhsin Kemsari, İran ve Rusya'nın ortak bir fon oluşturmak için anlaşma imzaladığını bildirdi. Varılan anlaşmaya göre İran'ın petrol satışlarının bir kısmı bu fon üzerinden yapılacak ve İran ülkesinin yabancı ülkelerden mal ve ekipman alımlarını da bu fon üzerinden gerçekleştirecek. İran Petrol Bakanı Namdar Zengene, İran'la Rusya'nın gıda karşılığı petrol takası yapacağını açıklamıştı. Ancak iki ülke arasındaki bu anlaşma gıda karşılığı petrol takası içermiyor. Şimdi ilginç bir çıkış var. Almanya'da düzenlenen G7 zirvesinde konuşan Obama yaptı bu çıkışı. Obama, Türkiye'yi binlerce IŞİD'linin Suriye'ye geçişini önleyememekte suçladı. Seçim kampanyası boyunca Türkiye ile ilgili açıklama yapmayan Obama'nın bu eleştiriyi seçimlerin hemen ardından yapması dikkat çekti. ABD Başkanı Barack Obama, Almanya'da düzenlenen G7 zirvesinde Türkiye'yi eleştirdi. Zirvede alınan kararlarla ilgili açıklamalar yapan Obama sözü Türkiye'ye getirdi. Suriye ve Irak'a yabancı savaşçıların gitmesinin engellenmesi noktasında ilerleme kaydettiklerini belirten Obama, hala binlerce yabancı savaşçının Türkiye'den Suriye'ye geçtiğini ve sonrasında da Irak'a gittiklerini görüyoruz dedi. Türkiye, Suriye sınır bölgesinde olan bitenin daha etkin izlenmesi gerektiğini vurgulayan Obama, Türk makamları bu problemi biliyor ancak IŞİD'e geçişleri önlemek için kapasiteyi tam olarak arttırmış değiller dedi. Türkiye'deki seçim kampanyası boyunca Türkiye ile ilgili açıklama yapmayan Obama'nın eleştirisinin pazar günkü seçimlerin hemen ardından gelmesi dikkat çekti. Ukrayna konusuna da değinen Obama, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda şiddet uygulamaya devam ettiğini, G7 ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımlara ve Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini de söyledi. Şimdi bakın, Türkiye ile ilgili bir iki nokta vereyim. Önce bu benzin zammını bir hatırlatayım isterseniz. Benzine 15 kuruş zam geldi. Böylece benzin litre fiyatı İstanbul'da 4.66 liradan 4.81 liraya yükseldi. Bugünden itibaren de geçerli oldu. Büyüme rakamları geldi. Onları aktaracağım birazdan ama öncelikle şunu isterseniz paylaşayım sizlerle. Borsa 78.929, dolar 2.74.18, avro 3.10.22, avro dolar paritesi 1.13.12, faiz %10,29, altının onsu 1.181 dolar ve Brent petrolün varil fiyatı da 65,56 dolar oldu. Büyüme rakamları yıllık bazda %2,3 geldi. Onun ötesinde dönemsel bazda da %1,3'lük bir geçiş var. Bununla ilgili ayrıntıları az sonra vereceğim ama önce bir ekonomi, seçim, maliyet, üçünü bir araya getirelim. Yaklaşık 10 bin adayın yarıştığı seçim maratonunda adayların yaptıkları harcama 600 milyon lirayı buldu. İletişim ve Medya Federasyonu'nun araştırmasına göre vekil olabilmek için 1 milyon lira harcayan adaylar bile oldu. 7 Haziran'da yapılan genel seçimlerin ardından en fazla merak edilen konuların başında adayların yaptığı harcamalar oldu. İletişim ve Medya Federasyonu'nun yaptığı araştırmada seçim öncesi yapılan harcamaların 600 milyona dayandığı, hatta bazı adayların harcamalarının 1 milyon lirayı bulduğu belirtildi. Federasyon Başkanı Şakir Gürel, vekil adaylarının eskiden en büyük harcamayı otobüse yaptığını, bu seçimde ise adayların çok büyük bir kısmının parayı iletişim kanallarında kullandığını söyledi. Gürel, seçilme ümidi çok az olan milletvekillerinin bile yaptığı harcamaların yaklaşık 300 bin liraya ulaştığını ifade etti. Evet,
Bu haberlerin ardından dönelim stüdyo. Programın başında söylediğim gibi bugün enerjiyi konuşacağız. Büyüme rakamları geldi. Onlarla ilgili ayrıntıları daha sonra biraz daha geniş olarak aktarabilirim ya da programın sonunda, ama enerji çok tartışmalı bir hale geldi. O satrançta ilginç işler oluyor. Hele ki bu seçim tablosundan sonra sorulacak çok soru var. Kime soracağız? 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Enerji Güvenliği Merkezi Başkanı ve Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Tuğçe Varol bizlerle birlikte. Sayın Varol, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet, önce bir seçimi konuşalım isterseniz. Seçim sonrası Türkiye'ye biraz meclis aritmetiğine şöyle baktığınızda bize ne anlatıyor? Buradan mı başlayalım? Siz nasıl yorumladınız? Ben şöyle yorumladım. Daha fazla otoriterleşmeye başlayan tek parti iktidarı ve onun üyesi olmamasına rağmen adeta bir lideri gibi hareket eden Cumhurbaşkanı'na karşı halkın büyük bir çoğunluğunun %60 gibi bir rakamının bunun yeter artık babında bir cevap verdiklerini düşünüyorum. Dolayısıyla yurt dışından gelen yorumlara da bakacak olursanız herkes dünyada Türkiye'de bir koalisyon bekliyor ve koalisyon yönünde yorumlar yapıyor. Türkiye'nin affedersiniz lehine olacağı yönünde. Çünkü tek parti iktidarının Türkiye'yi demokratikleşmeye götürmekten ziyade antidemokratik bir sürece doğru ittiği çok aşikar bir pozisyona geldi. İyi bir sonuç oldu bence. Yani çok çok iyi değil. Başka sonuçlarda olmasını çok daha isterdim. AK Parti'nin daha az milletvekili sahibi olmasını isterdim. Biraz daha fazla sarsılmasını isterdim. Çünkü henüz daha hala balkon konuşmasını engelleyebilecek kadar bir düşüş yok. Birinci parti çıkıyorlar. Ancak yine de iyi bir seçim sonucu olduğunu ve işte biliyorsunuz 2 gündür umutluyuz, 3 gündür umutluyuz gibi mesajlar var halktan da. Herhalde biraz daha iyi olacağız geliyor bana. Çok gerilmişiz değil mi? Çok, biz de gerildik. Yani bütün Türkiye çok gerildi. Bütün Türkiye çok gerildi ve şimdi gerginlik devam ediyor aslında. Yani tam seçim sonuçlarından sonra her şey netleşti gibi bir durum yok. Hı hı. Kimin kiminle koalisyon yapacağı hala belli değil. Aslında bu da bir sorun. Çünkü siyasi yelpazede 3 aşağı 5 yukarı duruşunuzun belli olması lazım. Şimdi iktidar, bir önceki iktidar partisinin hem MHP ile koalisyon yapma ihtimali hem HDP ile koalisyon yapma ihtimali konuşmak kadar komik bir şey olamaz. Çok dramatik bir şey değil mi? Yani bu kadar oynak olmaması lazım. Yani en azından bir ortalama duruşun olması lazım. Bir parti Türk milliyetçiliğinin ucundaki bir partiyle, Kürt milliyetçiliğinin ucundaki bir partiyle birden koalisyon yapma ihtimali nasıl taşır? Yani ben bunu örnek olarak veriyorum. Dolayısıyla Türkiye'de siyaset biraz karışık. Burada en net duran şu ana kadar CHP gibi gözüküyor. Yani kesinlikle koalisyon kurmayacağız diye. Benim tek güvenmediğim burada HDP, açıkçasını söylemek gerekirse. Onlar biliyorsunuz başkan yaptırmayacağız, kesinlikle koalisyon yapmayacağız gibi açıklamalarda bulunuyorlar. İşte liderleri Selahattin Demirtaş, ama yani kesinlikle bunu %100 olarak net bir ifade olarak kabul edemiyorum. Çünkü HDP tamam barajı geçti, iyi oldu. Evet, temsil haklarını kazandılar. Çünkü %10 barajı çok saçma bir baraj, haksız bir baraj. Mecliste olmalılardı ama bu HDP'nin Kandilli olan organik bağlantısının veya İmralı ile olan organik bağlantısının bittiği anlamına gelmiyor. Yani Selahattin Demirtaş tek başına HDP'yi yönetmiyor. Diğer yöneticilerle olduğu gibi. Gelebilecek bir emirle AKP ile de koalisyon kurabilirler ya da bambaşka bir pozisyon da olur. Sini millete de dönebilirler. Yani her şey olabilir. O nedenle o kadar çok bağımsız bir parti gibi hareket ettiklerini düşünmüyorum. Ama onlara çok güzel bir şans verildi. Şanslarını iyi kullanmalarını tavsiye ediyorum. Sadece kendi bekaları için değil, bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için aynı zamanda. Yani eğer bu verilen avansı iyiye kullanırlarsa durum değişir. Ama bir emirle yine aynı sistem gidecekse durum çok farklı bir yere gider. Durum çok farklı bir yere gider. Çünkü artık meclisteki bir grubu olan bağımsız vekillerden oluşan bir partiden söz etmiyoruz. Devlet bütçesinden pay alacak bir partiden söz ediyoruz ve siz meclise barajı açıp girdiyseniz artık bir bölgenin partisi olamazsınız. Tüm Türkiye'nin partisi olarak hareket etmeniz gerekir. Öyle bir iddiada kendinize yol açamazsınız. İzmir'den de İstanbul'dan da ve sadece Kürtlerden değil Türklerden de oy aldığını biliyoruz. Bu kötü bir şey değil kendi adlarına. Bu güzel bir şey. Bunun farkında olmaları gerekiyor.
mümkün olduğu kadar artık yavaş yavaş bağımsız, şeffaf ve terörden uzaklaşmış, terörün bu paradigmalarından uzaklaşmış bir parti olmaya doğru hareket etmeleri gerekiyor. Kolay olmayacak. Onların da önlerinde bir yol var ama hedeflerinin bu olması gerekiyor. Elbette bir günde bu dağ psikolojisi temizlenmeyecek, yıllar alacak ama önemli olan şu, hedef bu mu? Hedef kritik bu mu? Soru bu. Hedef bu mu? Önemli olan bu. Peki o zaman biz aslında şeylerle, biraz yaşanan gelişmelerle, enerji üzerinden hatta, bu hedef bu muyu biraz okumaya çalışalım. Ama hedefi şimdilik bir kenara bırakalım. Onu Kandil meselesiyle ilgili soracaklarım var o konuyla ilgili. Tabii. Ama önce seçimin bütün sonuçlarını bir tarafa bıraktığımızda ilginç bir olay oldu. Hatta muhalefetin de çok ciddi tepkisine neden oldu. Rusya Devlet Başkanı Putin. Evet. Tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Seçimle hiçbir ilgisi olmayan Cumhurbaşkanı'nı aradı. Ve tebrik etti. Davutoğlu'nu değil. Erdoğan'ı aradı. Şimdi bu çok tesadüf bir şey değil. Kesinlikle değil. Telefon neden Cumhurbaşkanı'na geldi? Rusya'nın yapmak istediği manevra sizce ne? Şimdi Erdoğan ve Putin arasında son 10 yıldır özellikle iyi bir ilişki olduğunu ve hatta stratejik iki dost pozisyonda olduklarını biliyoruz. Çok önemli anlaşmaları imza attılar ve Rusya devletinin Türkiye'deki projelerinin meclisten değil Bakanlar Kurulu'ndan geçmesinde Erdoğan döneminin çok önemli etkisi var. Ancak son bizim Çanakkale zaferi, Ermeni olayları meselesiyle biliyorsunuz biraz aramız açılmıştı. Limonileşmişti. Çanakkale zaferine Rusya en aşağı yukarı en düşük ve sembolik düzeyde katılım gerçekleştirirken bizden Moskova'daki 2. Dünya Savaşı işte kutlamalarına ki Rusya'nın en önemli organizasyonu bizden de çok düşük bir temsil oldu. Ancak biz tepkimizi Putin'in Ermeni meselesindeki söylemlerinden yana koyarken bizim meselemiz buyken Aliyev Putin'in sağ tarafındaydı. Ve üstelik de geçit töreninde Azerbaycan askeri de vardı temsili olarak. Yani biz Putin'e küstük ama Azerbaycan'dan bir küsme gerçekleşmedi. Ne demek bu? Sarkisyan ve Aliyev bu politika ve son derece pragmatist bir düşünce. Çünkü Azerbaycan'ın şu anda Rusya'ya ihtiyacı var. O nedenle Aliyev ve Putin arasındaki ilişkiler soğumaması gerekiyor. Stratejik anlamda devam etmesi gerekiyor. Yani bu küslükler uluslararası ilişkilerde pek yok. Biliyor. Yani aslında yok. Evet. Çok daha mantıklı hareket edilmesi lazım. Şimdi tam bu küslüğün üzerine seçim günü muhtemelen son derece morali bozuk olan bir cumhurbaşkanını arayan bir Rusya devlet başkanı ilaç gibi gelmiştir o anda. Hani bunun ne anlama geldiğini tam olarak ifade etmek gerekirse seçimle hiçbir ilgisi olmayan bir cumhurbaşkanını aramak Putin'in Aliyev'i araması, işte ne bileyim Özbekistan devlet başkanı Kerimov'u araması, işte bunlar %90'larla seçilen falan liderler. Hani nasıl bir nasıl örneklerle karşılaştırmak açısından anlatmak istiyorum. Hani o anlama geliyor aşağı yukarı. Eğer tebriği de kabul etmişse Cumhurbaşkanı teşekkür ediyoruz diye bu burada AKP'nin birinciliğini kabul etmiş anlamına gelmektedir. Evet doğru başbakanı araması gerekirdi. Yani birinci partiyi. Birinci partiyi araması gerekirdi veya Dmitri Medvedev'e arattırabilirdi. Daha denk olurdu. Bunun hemen ertesinde Obama'nın tebrik etmekten ziyade bir de eleştirel ve kritik bir eleştiride bulunması ise hem de son derece önemli bir uluslararası ortamda olayın boyutunu çok daha net çiziyor. Putin tebrik için arıyor ve gel beraber Bakü'de enerji işbirliği görüşelim diyor. Başlık o. Obama'dan ise ki bizim NATO'daki müttefikimiz işte kağıt üzerinde Türkiye-Amerika stratejik ortaklığı diye bildiğimiz olay. Oradan da çok ciddi bir eleştiri geliyor. Dikkat et sınırlarına mukayyet ol Suriyeliler, IŞİD'liler özür diliyorum. Kuzeye yukarı doğru geliyor. Bu ne demek? Yani IŞİD vurgusu burada çok önemli. IŞİD vurgusu burada çok önemli. Sen terörle karşı karşıyasın. Ülkenin içerisi karışabilir, güneyi karışabilir gibi bir uyarıda bulunuyor. Şimdi bir taraftan seçimleri bırak,
karışmak üzeresin uyarısı var. Bir taraftan da aman ne güzel sonuç oldu. Sen de çok iyi bir başkan olacaksın. Hadi gel beraber enerji anlaşmaları imzalayalım telefonu var. Herkes aynı tarafta olamaz mı? Bunu biraz açarak söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Ben kutluyorum. Hı hı. Diyorum ki tek sorumlu sensin. Hı hı. Bu anlama gelir. Hı hı. Öbür taraftan da IŞİD vurgusu yine madem burada tek sorumlu sensin. Hı hı. Lavrov'un elinde Birleşmiş Milletler'e gönderilecek bir dosya olduğunu biliyoruz. Evet. Teröre destekle ilgili. Rusya Dışişleri Bakanı. Hı hı. Herkes aynı tarafta olabilir mi? Herkes aynı tarafta olabilir ama şu an herkesin çıkarları farklı yönde. Yani Rusya'nın çıkarları başka bir yönde, Amerika'nın çıkarları başka bir yönde. Rusya'nın dizlerinin üstüne çökmüş değil, dik yürüyen bir Türkiye'ye ihtiyacı var. Liderinin kim olduğu da çok umurunda değil. Hı-hı. Yeter ki iyi anlaşacağı bir lider gelsin. Öyle tipolojiye bakmıyorlar, Rusya'nın çıkarlarına bakıyorlar. Rusya'nın çıkış... Her normal devlet gibi. Evet, hani bu uluslararası hukuk biliyorsunuz, uluslararası ilişkilerin en zor alanı. O nedenle Rusya'nın çıkış noktaları bulması gerekiyor doğalgaz boru hatları için ve bunun için de Türkiye'ye ihtiyacı var. Bu bir. İki, başka ülkelerin çıkışını Türkiye'den sağlamak için Türkiye ile ilişkilerini gene iyi tutması gerekiyor. Ne bileyim İran'ı dizginlemek için, Azerbaycan'ın tam potansiyelini kullanmasın, Türkiye üzerinden kontrol edelim. Bu da bir Rusya stratejisi. Yani bütün bunlar için Rusya Türkiye ile iyi anlaşmak zorunda. Şu anda küsme şansı yok. O nedenle dediğim gibi yani dizlerin üstündeki bir Türkiye değil, dik duran bir Türkiye ihtiyacı var. Ama Amerika'nın pozisyonu bambaşka. Amerika başka noktalardan bakıyor. Hı. NATO üyemiz diye bakıyor. Avrupa Birliği'ne girmek isteyen bir ülke diye bakıyor. Müslüman bir ülke diye bakıyor. Aşağıda IŞİD problemiyle uğraşan bir ülke diye bakıyor. İran'ın çıkış noktası diye bakıyor. Yani o nedenle hani tam olarak aynı yerlerde olmayabilirler. Aynı pozisyonda olmayabilirler şu anda. Tarihi bir değişiklik yaşıyoruz. Yani bunun 30 yıl öncesine dönseniz kim derdi ki Türkiye bir Rus lideriyle çok daha iyi anlaşsın. Washington'dakiyle çok daha soğuk ilişkileri olsun. İşte uluslararası ilişkiler böyle bir şey. Siyaset böyle mühim bir şey. Mühim olan bunu yönetebiliyor olmak. Mühim olan bunu bir sonraki senden sonra gelecek yöneticiye eline bomba bırakmadan yönetiyor olmak. Devlet politikası olarak. Evet, evet. Her devlet başkanı biliyorsunuz ölümlü. Yani ya seçilecek ya da seçilmeyecek ya da koltuğundan gidecek. Ancak devlet devam edecek. Senden sonrakine bir uluslararası hukuk suçu bırakmayacaksın. Yani kimse demez ki bilmem ne partisinin suçuydu. O orada Türkiye'nin diye yazar. Veya işte nükleer santral Türkiye'ye yapılıyor. Bilmem ne partisinin nükleer santrali değil o artık. Yani bunlar bir sonraki yönetime miras olarak kalacak politikalar. O nedenle hani burada kişisel veya partizan çıkarlar için değil daha uzun vadeli ülke çıkarları için düşünmek gerekiyor. Peki o projeleri biraz açalım istiyorum. Açalım. Şimdi demin siz atıfta bulundunuz Bakü'deki zirve. Gel diyor burada bir şeyler konuşalım. Şimdi şöyle birkaç tanesini sayayım. Ha, önce şu tespiti yapalım. Şimdi tek başına bir iktidar yok. Hı hı. Birçok kararda bakanlar kurulundan geçti. Meclisten yani evet. Meclis bypass edildi. Şimdi Akkuyu, hı hı. Türk Akımı, keza Bakü'de bu bahsedilen yeni strateji artık ne konuşulacaksa. Biz burada olamayacağını söyledik ama yine de eski iktidarın projelerinden biriydi. Kandil'den petrol çıkaracaktı. Evet, ben de bunun son derece popülist bir açıklama olduğunu defalarca söylemiştim. Şimdi bunları alt alta koyduğunuzda bunların hiçbiri meclisten onaylanmış, tamam bir sonraki hükümette devam ettirilsin diyecek işler değil. Şimdi ne olacak? Şimdi evet ve yeni hükümeti bunlar bekliyor. Adı A olsun, B olsun, C olsun. Bunlar çünkü devletin devam ettirmesi gereken veya yönetmesi gereken projeler. Şimdi Akkuyu'dan başlayacak olursak dün CHP Enerji Komisyonu Başkanı Necdet Pamir Hoca yayınladı. Eğer CHP iktidar olursa Akkuyu ile ilgili yeniden bir değerlendirme yapılacak. Yani illa iptal değil ama yeniden bir değerlendirme. Her şey dört dörtlük olduktan sonra onaylanacak. O da diplomatik bir dil aslında.
Evet, yani kontrol edilecek. Hı-hı. Bunun ihaleleri biliyorsunuz çeşitli yerlere verildi, edildi. Bunun içeriği tartışmalı. Evet, içeriği yani, tartışıldı. Yani burada santralin kendisi tartışmalı. Son derece diplomatik bir şekilde yaklaşıyorlar. Olması gereken bu. Bunu kardeşim biz yeniden değerlendireceğiz. Çok da uzun bir süre almayacak. Zaten her şey hazırlanmış. İptal edeceğiz diye bir şey yok ama bir bakalım. Tamam, burada anlaştık. Türk akımı çok büyük bir proje. Üstelik de Türkiye ve Rusya'yı çok daha yakın ilişkilere götürmesi gereken bir proje. Eğer olmazsa da arayı aştıracak bir proje. Çünkü, saatli bomba yani. Evet, aynen öyle. Saatli bomba. Çünkü şu anda Türkiye-Rusya için çok önemli. Çıkış kapısı olarak buraya yöneldi. Artık buradan da bir kapı kapanırsa Rusya sertleşebilir. Ve sertleştiği zaman da ilk yansımaları Türkiye'den başlayabilir. Yani bu çok çok uzun bir konu. Oraya şimdi girmek istemiyorum. Ancak Türk akım ile ilgili son resmi izinler alınmadı Rusya tarafına, verilmedi. Rusya'dan da yetkililerin açıkladığı üzere Türk akımı ile ilgili, bu boru hattı ile ilgili iznin Enerji Bakanı tarafından onaylanması gerekiyor. Hı hı. Soru, Enerji Bakanı kimdir? Yok, öyle bir cevap yok şu anda. Başbakan kimdir, Enerji Bakanı kimdir? Dolayısıyla Enerji Bakanı belli olana kadar geçiniz. Türk akımı bekleyecek. Hatta olduktan sonra kim olduğu da önemli. Hangi partiden olduğu, politikaları, yani hani buldunuz Enerji Bakanı'nı belki imzalatırsınız ama biz daha henüz o aşamaya gelemedik. Dolayısıyla evet, bu proje şu anda raftaki yerinde durmaktadır, öyle söyleyelim. Henüz hiçbir şey netleşmedi. En önemli inşaat izinleri Rusya'ya verilmedi ki. Yani siz pardon, Gazprom'un açıklamasını da çok geçerli bulmuyorsunuz o zaman bu durumda. Ya istediği kadar başlayacak densin. Onların tarih süreçleri var, işte 2006 sonuna kadar bitecek falan ama Türkiye'den izin çıkması lazım bunun için. Bir. İki. İzin çıkması için gene bir müzakere olacak. Bakın bir önceki müzakereleri bir önceki hükümetin Enerji Bakanı ve ekibi, bürokrat ekibi yaptı. Ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi tekrardan masaya oturup tekrardan bir müzakere yapılması lazım. Çünkü bu Türk akımı boru hattına Türkiye'nin de ortak olması lazım. Hı hı. İşte Rusya'nın Türkiye'de sürekli depo yapacağız. Yani tamam, iyi güzel yaptın. Depoyu kim yönetecek? Depoyu kim yönetecek? Sen benim ülkemde bu kadar önemli bir depo yapıyorsun. O depo benimle ortak olmam lazım ve sen o depodan kime satacaksın? Nasıl satacaksın? Benim de bunların içinde olmam lazım. Yani Türkiye bu kadar da her tarafı açık, buyurun gelin yapınız ediniz gidiniz ülkesi değil. Bu müzakere baştan belki başlayacak. Yani başka bir boyutta başlayacak. Enerji Bakanı imzalar, bu işte biter. Öyle bir şey yok. Henüz bir orada da bekleme var. Şimdi Cumhurbaşkanı ve Putin Bakü'de enerji görüşmeleri yapacak. Yapsınlar. Ama Cumhurbaşkanı'nın alacağı, Putin'le birlikte alacağı bir enerji, yeni bir proje, işte ne bileyim yeni bir herhangi bir atıyorum şu anda yani boru hattı falan karikatürize kalır, meclisten geçmesi lazım. Hükümetin onaylaması lazım. Yani Cumhurbaşkanı kendi kendine Putin'le şu anda bir enerjiye yönelik bir önemli bir stratejik anlaşma falan imzalayamaz. Görüşmeler yapar Türkiye'nin çıkarları için. Hay hay diplomasi devam eder ama kritik bir gelişme beklemeyiniz. Şu anda herhangi bir şey dikte edemez. Kandil'den petrol çıkacak meselesi. Evet. Bir önceki hükümetin tek başına iktidar olması sebebiyle başlattığı bir Kürt bölgesiyle, Barzani ile enerji ilişkileri var idi. Bu şu anda uluslararası hukuka uygun vaziyete geldi. Allah'tan, yani kendi dönemlerinde geldi. Irak petrolü olarak Türkiye'den satılıyor ve biz Irak'la davalık olmaktan kurtulduk. Irak bizi mahkemeye verdi ve iş hukuki bir sürece girince mahkemeye durdurmadı ama dondurdu. Yani en ufak yapacağımız bir hatada Irak tekrar yine önümüze gelebilir. Şimdi burada işler durmuş vaziyette ama söylem ve niyet açısından bakalım. Kandil'den petrol çıkartacağız veya bu ne demekti? Benim o zamanki yorumum şuydu. Hani biz PKK'yı o kadar bertaraf edeceğiz ki Kandil'de PKK'nın P'si kalmayacak. Biz orada o kadar bir barış sulh getireceğiz ki ve ilişkilerimiz o kadar iyi boyutlara geldi ki Kandil'de petrol arar hale geleceğiz. Bugün HDP'lileri terörist diyorsunuz. Seçimden önce bambaşka söylemler vardı. Şimdi burada da bir tehlikeli bir noktaya geldik. Yani şunu da hatırlatmak isterim. Türkiye'nin en verimli veya üretim sahalarının böyle feasible olabileceği yerler Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Hı-hı.
Enerji açısından. Enerji açısından, petrol sahaları açısından. O nedenle oradaki şimdi belediyelerin veya yeni anayasa yapma sürecinde, HDP'de bu yeni anayasa yapma sürecinde olacaksa, yerel yönetimlerin enerji kaynaklarından elde etmek istedikleri yüzdeler gibi meseleler masaya gelecektir. Eskisi gibi komisyonlarda bir HDP üyesi olmayacak, daha fazla HDP üyesi olacak ve talepler gelecek. Şimdi bu da önümüzdeki... Başka bir açmaz. Başka bir açmaz. Mutlaka hükümet oluşturulurken, azınlık hükümeti olur, HDP dışarıdan destekler veya içinde olur. Nasıl olur bilmiyorum ama talep edecekleri hususlardan birisi anayasa değişikliği olduğuna göre bu da içerisinde yer alacaktır. Yani çünkü bunlar Türkiye'nin karşısına gelecek. Kesinlikle karşısına gelecek. Gündemine gelecek. Evet yani. Yerel yönetim ve kendileri daha önce de söylemişlerdi biliyorsunuz. Petrolün hakkını istiyoruz. İşte hatta Selahattin Demirtaş demişti ki çok kısa bir süre önce işte GAP'ı şöyle yaptılar, böyle yaptılar, bu kadar para harcadılar ama sizin için en önemli kısmını yapmadılar falan. Güzel, GAP'ı yaptılar dedi. Şimdi orada o zaman GAP'ı terk edemeyiz. Hani bizim de... Sular diye bir şey yok. Bu, bakın arıza burada. Evet. Biz bütünüz. Evet. Yani doğru proje, yanlış proje tartışmıyorum. Ama benim buradaki vergilerimle, işte atıyorum Erzurum'daki adamın vergileriyle, Trabzon'daki, hepimizin vergileriyle yapıldı hocam. Yani ciddi... Yaptılar diye bir şey yok. Yaptık diyeceksin. Ciddi konuşurken... Arıza burada başlıyor. O bir komik bir şey araya izin verirseniz eklemek istiyorsunuz. Rica. Biliyorsunuz Twitter harika. Hı-hı. Yani orada çok zekice cümleler yayınlanıyor. O, eğer resmi mi değil mi? Yani gerçekten bilmiyorum. Resmi değil. Tahmin ettim mi söyleyeceğinizi? TEDAŞ. Evet. Ama harika. Çok güzel. Evet. Barajı geçtiniz, hadi şu faturaları artık ödeyin. Müthiş. Müthiş. Tamam. Yani Batı Doğu'nun faturasını ödüyor. Bunu Batı da biliyor artık ayan beyan ortada. Doğu da biliyor, ödeyiniz diyor zaten. İşte biz geri kaldık, şöyle yaptık, böyle yaptık. İyi tamam, ödüyoruz işte yani. Bu böyle devam ediyor. Bir müddet daha da devam edecek ama biz bundan sonra daha ne kadar daha devam eder bilmiyorum. Yani söylemi bir kere bir düzeltmek lazım. Yani GAP'ı yaptılar. Evet öyle dedi. Değil. GAP'ı yaptık. Yapıldıysa... Doğru yanlış, bakın onu tartışmıyorum. Tabii. Yaptık ama yani biz ödedik vergilerimizde bunu. Hala da ödüyoruz. Bir sürü baraj, elektrik altyapısı, petrol sahaları, üretim sahaları var. Hani bunların yönetiminin kimde olacağı ondan sonra tartışılmaya başlanacak büyük yani ihtimalle. Oradaki arızayı düzeltmek, yani Diyarbakır'daki iş adamı da İstanbul'daki iş adamı da beraber ödediler onun vergisini. Kesinlikle öyle. Yani tıklar, bunlara çok dikkat etmek lazım. Ama ben başka bir şey soracağım. Tabii, buyurun. Hepsi, bütün yargıları attım bir kenara. Şimdi koalisyon çalışmaları devam ediyor. Evet. Zaten hani çok mümkün olmadığını biz burada konuştuk. Kandil'de petrol aramanın. Evet. Fakat biri için bu çok önemli olabilir. Hı-hı. Barzani için. Kesinlikle, evet. Araya girip bir AKP-HDP koalisyonu için baskı yapar mı sizce? Şöyle söyleyeyim, talep Ankara'dan gelebilir. Hani bizle kimse koalisyon yapmıyor. Bizim iktidar olmamız lazım. Malum, yoksa biz iktidar olmazsak bütün eski kirli çamaşırlar ortaya dökülmeye başlayacak. Dünyanın da en temiz, en şeffaf partisinden bahsetmiyoruz. Kendileri de zaten bu şikayetlerini belirtiyorlar. Acaba sen şu HDP'ye bir uyarıda mı bulunsan, bunlar söylemlerini yumuşatsa veya bizim çizgimize biraz daha gelseler, şu şartlarımızı kabul etseler, biz de seninle bu kadar zamandır ekonomik ilişki içerisindeyiz, seni de ihya ettik, senin de petrolün oradan çıkmasını aracı olduk diye. Hiç konuşulmayan bir alternatif. Yani mesela. Düşük bir senaryo ama şimdi denize düşen yılana sarılır misali olabilir. Yani bir sürü alternatiften hani en dibe koysanız da olabilir. Yani Barzani üzerinden bir HDP'ye bir lobi faaliyeti diyelim, öyle söyleyelim, taşınabilir. Neden olmasın? Yani çünkü Barzani ve AKP arasındaki herhalde ilişkiyi benim anlatmama gerek yok. Kaç tane kongresine geldi, konuştu, işte AKP'nin gençlik kolları alkış tuttu Barzani'ye, değil mi? Yani tabii. Direkt partinin kongresine gelen bir liderden bahsediyoruz. Yani o kadar iyi ilişkileri var ve enerji anlaşmaları var meclise getirilmeyen. O nedenle de hani Kürdistan özerk bölgesinin şahlanmasında, uluslararası arenada acaba devlet olur mu pozisyonuna gelmesinde bir önceki hükümetin oldukça payı var. Hatta bir tane bakanı Kürdistan kurulursa ilk biz tanırız, niye tanımayalım dedi. O günden beri konuşamıyor. Hı hı.
Yani bu da resmi bir ağızdan söylenmiş idi. Ancak konuşulmuyor şu anda. Daha doğrusu kendisinin sesi o kadar çok çıkmıyor. Bu nedenle yani bütün bunları düşündüğümde neden olmasın diyorum. Çünkü AKP şu anda nasıl hükümet olur diye bir sürü adam öbek öbek odalarda tartışıyorlar hangi formülasyonla olur diye. Yani eminim kağıtlar havalarda uçuşuyordur. Yani bu seçimin sonucu şeklinde böyle bir koalisyon üzerine mi? Bir sonraki seçimin kurgulanması üzerine mi? Ama nasıl olacak, nasıl olacak? Ancak tahtada başlık şu yazıyordur herhalde. AKP nasıl hükümet olacak? O nedenle aşağıya bir sürü şey yazılmış olabilir. Çünkü muhalefet olmaya tahammülleri yok. Doğru mu? Muhalefet olma riskini alabilecek... Riskten bahsediyorum. Durumda değiller. Yani bana kalırsa hiç şu ana kadar konuşulan bütün senaryolar üzerinden bakacak olursanız o cenaha, hı hı, nasıl hükümet olunacağının formülasyonu geliyor. İşte gazetecilerden de geliyor. Olası işte AKP MHP diye bakıyorlar ama hani MHP pek o kadar sıcak bakmıyor. Bu MHP'ye çok zarar verebilir. MHP'den HDP'ye geçiş yapıyorlar. Sanki ikisi çok birbirine, birisi ak, birisi kara, yani birbirine alakasız iki parti. Ama neden olmasın? Neden olmasın? İlginç, gerçekten ilginç. Peki, orada atladım. Belki yine enerjiye dönmeden, yok bunu sorayım. Sokar, ben onu anlamadım. Hı hı. Yani elbette her şirketin inisiyatifidir ve yani bunu sorgulamak da benim haddime düşmez ama niye olduğunu merak ettiğim için en azından kafa yorma hakkım var galiba. Petkim, hı hı, konusunda hisse satışından vazgeçti. %49'unun satışından vazgeçti. Çok ciddi bir, yani neredeyse Petkim'i satmaktan erteledi, vazgeçti. Erteledi, evet. Şimdi bu ne demek? Ne demek yani, niye? Şimdi Sokar Türkiye'de çok büyük yatırım projeleri başlattı biliyorsunuz ve söylenen rakamlar 2020 yılına kadar işte 15 milyar dolar, 20 milyar doları bulacak gibi büyük rakamlar. Şimdi bunlar bir şirket için çok büyük rakamlar ve kendi öz sermayemizle, öz yatırımımızla yapacağız diye başladılar. Ancak biliyorsunuz TANAP'tan hisse satışı gerçekleşti. Yani, hı hı, TANAP yatırımları için. Şimdi Sokar'ın da yatırımlarında zorlanma sebebi Azerbaycan'daki devalüasyon. Yani Azerbaycan ekonomisi de zorlanıyor. Çünkü düşük petrol fiyatları nasıl İran'ı vuruyorsa, nasıl Venezuela'yı vuruyorsa, Suudi Arabistan'ı vuruyorsa aynı zamanda Azerbaycan'ı da vuruyor şu anda. En önemli gelir kaynağı çünkü. Hı hı. O nedenle Sokar'da, yani petrol şirketi olduğu için öz sermaye riskine girmek istemiyor olabilir şu anda. Yani parası vardır belki ama bir önünü görmek istiyordur. Ne olacak, ne bitecek. Dönmeye çalışmış olabilir. Evet ve bu, hı-hı, çok büyük bir proje olduğu için, yani ciddi anlamda yatırım gerektirdiği için bir bekleme sürecine girmiş olabilir. Hani mali sıkıntıda olmayabilirler, hı-hı, ama en iyi fiyatı da alamayabilirler şu anda o %49 hisse için. Belki tahmin ettikleri rakamlardan daha az bir rakama satış gerçekleşebilir. O nedenle bir ileri tarihi, hani Türkiye'nin daha, evet, Türkiye'nin daha hani en azından ekonomiden sorumlu bakanın kim olacağı falan ortaya çıktığı bir tarihe ertelemiş olabilirler. Bu söylediğim bir bilgiye dayanmıyor, bir komplo teorisi. Alıcıyla ilgili sıkıntı yaşamış olabilirler mi? Olabilir. Olabilir. Alıcıyla ilgili hiçbir fikrim yok, inanın. Ama yabancı bir firma olacağını ben düşünüyordum. Hani BP falan gibi değilse de, yani muadili bir şirket gibi bir yatırım geleceğini düşünüyordum. Ama şu an için olabilir. Neden olmasın? Yani belki de o hani arada yardımcı olanlarda bir sıkıntı çıkmıştı. Yani bilmiyorum, hükümeti henüz belli olmayan bir ülkeye bu kadar büyük yatırımlar yapması beklenemez yani. Biraz daha zaman geçtikten sonra neden olmasın tabii ki. Şimdi şöyle bir mesele de var tabii. Petkim'le ilgili Sokar'ın gerçekleştirmek istediği yatırımların haricinde hani TANAP da çok fazla öne çıkan veya yatırım gerektiren projelerden birisi. Hani beklenenden daha fazla eğer para gerektirecekse, hani bu sırf bu sebepten dolayı da Sokar biraz ertelemiş olabilir Petkim meselesini. Çünkü her geçen gün TANAP'ın maliyeti artıyor. İlk günkü gibi değil. Tabii burada dünya ekonomisinin etkileri de olabilir. Yani dünya bir daralma gidiyor, hı hı, burada. Petrol fiyatları gerçekten ekonomik olabilir bu kararda.
Tabii ki tamamen ekonomik olabilir. Yani çok son derece anlaşılır bir karar. Yani hakikaten 3 milyar dolarlar, 4 milyar dolarlar hani bunlardan bahsediyoruz. Bu satış rakamlarını yapabilmeniz için o törende bir devlet temsilcisinin de olması lazım. Yani tebrik edecek Kenan en azından. Yavuz'u yani Sokar CEO'sunu Petkim Genel Müdürlüğü'nden tanırım. Bir de yapıyı iyi bilir. Piyasayı da iyi bilen isimlerden biridir. Bu projenin yani çok fazla erteleneceği falan anlamına gelmez. Sokar güçlü bir şirket çünkü şu anda. Yani öyle kolay kolay sarsılacak bir şirket değil. Ama tedbirli davranmaları da gayet normal. Biz Türkiye'de herhalde alışmadık böyle tedbirli davranan şirkete. Peki bu haberlerde verdiğim bütün bu formülasyon içerisinde İran ve Rusya'nın özellikle İran petrolü adına kurduğu bu fonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Birincisi bu ortak fon ne anlama geliyor? Bize etkisi ne? Var mı? Biraz bunu konuşalım mı? Var aslında. Şimdi karar aldılar ama henüz fon kurulmadı. Bakalım kurabilecekler mi? Çünkü şu anda ikisi de yaptırım altında olan iki ülke. Çok ilginç yani. Sadece biri değil, şu anda Rusya da yaptırım altında. Hani Rusya'nın yaptırımları İran'ınkinden biraz daha düşük seviyede, öyle söyleyelim. Ancak İran'ın yaptırımları artık yumuşadı. Yani daha doğrusu artık Batı ülkeleri yavaş yavaş gözlerini kapatmaya başladılar bu yatırımlara karşı. Çünkü İran'a bir yumuşama politikası başladı. Bu nedenle de İran'ın petrol satışı biraz daha rahatladı ama ne olursa olsun ciddi anlamda yatırıma ihtiyacı var. Hali hazırda her şey yoluna girmiş değil ve dönüp arkasına baktığı zaman uzun yıllardır hep Rusya'yı buldu destek olarak İran. Bakın son zamanlarda da İran'ın bu yaptırımların yumuşamasının hemen ardından Rusya İran'a şu silahları satacaktık. Şimdi adını hatırlamıyorum ama tamam artık gönderiyoruz dedi. Yani silahları bile gönderdi. O güne kadar durdurdu. Kimse de sesini çıkartmadı. Tamam İsrail dışında yani. Yani bu silahlar gidebilir dedi. Şimdi aslında ikisi çok büyük rakip ama konjonktür bunları birbirlerine yaklaştırıyor. Çünkü İran'ın ilahi nihai hedefi Avrupa pazarına doğalgaz satabilmek. Rusya'nın da ilahi nihai hedefi aman benden başka Avrupa'ya büyük bir oyuncu gaz satmasın. Yani rakipler aslında. Çok büyük rakipler aslında kaynak açısından ama konjonktür bunları birleştiriyor bölgede. Uzun zamandır birleştiriyor ve hani kötü gün dostu olarak Rusya hep İran'ın yanında. Şimdi bu petrol fonunun kurulmasıyla birlikte benim anladığım Suudi Arabistan karşısında bir blok oluşturma çabasındalar. Çünkü artık Suudi Arabistan'ın bu kendi kendine manipülatif bir şekilde petrol fiyatlarını aşağı indirmesinin karşısında daha fazla dayanacak güçleri kalmadı. En azından İran'ın öyle söyleyeyim. Hani Rusya biraz daha idare edebilir ama Latin Amerika'da da Venezuela çok zorlanıyor. Ama İran'ın başka bir şansı yok. Yani OPEC'in etkisini biraz kırmaya çalışıyorlar. Olabilir, evet aynen öyle ama burada esas hedef bu yaptırımlar etrafından dolaşabilmek, iki güçlü aktör olarak yan yana gelebilmek, Rusya'nın yatırımlarını, daha fazla yatırımlarını İran'ın şartlarıyla İran'a çekebilmek. Ne çünkü demek bu? İran'ın yatırım şartları herhangi bir başka Batı ülkesi gibi falan değil. Yani İran'la masada o üretim anlaşmaları çok daha zor şartlarda yapılıyor. Bütün çıkardığınız petrolü önce İran'a vermeniz lazım falan filan. Sonra yüzdesini alıyorsunuz. Orada işler zor yani. Önce İran devleti geliyor yani. Öyle masada size hemen yüzdeler dağıtılmıyor. Ama evet ağır da işliyor. O nedenle hani o kadar kolay anlaşmıyorlar. Veya çok para getirmeniz gerekiyor Çinliler gibi. Aynı zamanda da şimdi sorunun devamında Türkiye'yi de nasıl etkiler demiştiniz. Tamam Rusya ve İran orada bir blok oluşturuyor gibiler. Yaptırımlardan kaçmak ve biraz da fiyatları kendileri belki belirleyebilmek ve bu İran'ın petrol parasıyla daha rahat alışveriş yapabilmesini sağlamak. Türkiye açısından baktığımızda İran'ın en yani bizim bir numaralı petrol ithal ettiğimiz ülke İran. Biz İran'dan petrol alıyoruz her gün çok büyük rakamlarda. İkincisi de Irak zaten. Şimdi bizim İran'dan petrol alışımızın paranın dönüşünü mutlaka etkileyecektir. Bu sisteme dair bir etkileme olacaktır. Hani fona mı gidecek, hangi bankalara gidecek, bu yaptırımlardan kaçış dizaynı nasıl olacak biliyorsunuz. Türkiye'nin başını ağrımaması lazım yani doğalgaz mevzusunda gördük. Buradaki tek iyi nokta petrolü
TÜPRAŞ'ın satın alması, yani özel bir şirketin kurallara uygun bir şekilde bütün dünyadaki finansal kurallara uyarak hiçbir yaptırıma, en ufak bir mahal vermeyecek şekilde almaya çalışması. Orada çok bizim lehimize oldu. Yani özel sektörün bu kurallara uyarak çalışması, biliyorsunuz Kürt petrolünü almadı. Alamam dedi yani, bütün baskılara rağmen ben rafinerileri alamam dedi. Irak bana dava açar dedi. Siyaseten o anda yaparsınız ama sonra başınıza bela açacaksınız. O da öyle söyledi zaten. Yani özellikle yabancı gazetecilere söyledi. Sonradan Irak petrolü olduktan sonra, evet Irak petrolünü şu şekilde alıyoruz dedi. Hani bizim bu İran'la petrol alışverişindeki ödemeler sistemimizde belki bir değişikliğe yol açabilir. Ancak İran ne kadar istikrarlı petrol üretirse bizim de o kadar lehimize olur. Onu da söylemek isterim yani. Dengelenir çünkü. Evet, çünkü bizim enerji ithalatı yaptığımız ülkeler dünyanın en parlak ülkeleri değil. Dünyanın en parlak rejimleri de değil. Ama bizim onları da dik görmemiz lazım. Yani Azerbaycan, Rusya, İran, Irak, bunlar bizim birincil kaynaklarımız ve hiçbirisi muhteşem demokrasilerle yönetilmiyorlar veya muhteşem ekonomileri yok. Bunların her birinin bağları bize ta Ankara'nın kalbine bağlanıyor. Bizim ekonomimize bağlanıyor. O nedenle hani İran ne kadar bu enerji üretiminde istikrara kavuşursa bizim için o kadar iyi olur. Bir de ayaklarının üzerinde durulması çok önemli. Yani aslında bölgemizdeki bütün komşularımızın aslında ayakları üzerinde durması bizim için çok stratejik bir durum ama... Suriye konusunda öyle düşünmediler herhalde. Yani sadece Suriye bile değil işte... Yani mesela biz Yunanistan'a da hemen işbirliği önerebilmeliydik. Rusya sıkıştığında da işbirliği yapmadılar, yapamadılar. Suriye'de direkt yani fiiliyat içine girdik. Peki son 5 dakikada şunu konuşmak isterim. Şimdi enerji dengeleri açısından bir şey sormak istiyorum. Hı-hı. Biz bunu garipsemiyorum, normaldir. Dünyanın her yerinde de böyle olur. Seçimi konuşuyoruz. Doğal olarak işte hükümet ne olacak, seçim sonuçları ne oldu? Türkiye bunları konuşuyor. Bu da normal, işin doğasına uygun. Peki bölgede neler oluyor bu enerji dengeleri açısından? Biz bu arada bir şeyi ıskalıyor muyuz? Bir şeyi ıskalayacağımızı zannetmiyorum. Çünkü çok kritik, bizim enerji güvenliğimizi etkileyecek böyle riskli bir durum yok şu anda. Yani hatlarımıza kaynaklar geliyor. En azından hani bu hükümetsizlik makul dönemlerde devam ederse, yani Belçika'da falan bir yılın üstünde falan devam etmişti ama onlar da sistem oturduğu için hükümetsiz bile devam edebiliyorlar. Yani bizde öyle bir şey olamaz yani. Bütün hiçbir bürokrat hiçbir şey imza atmaz yani başında bir bakan yokken. Ancak bizi bekleyen projeler var. Ve bizden söz almış devletler var. Bunların birincisi Türk akımı. Evet. İkincisi İran'dan Avrupa'ya gidecek olan bir doğalgaz boru hattı var. Bunun istimlak çalışmaları bitti. Adı da İran-Avrupa. İran-Türkiye-Avrupa doğalgaz boru hattı. Şimdi bir şirket bunun ön fizibiliteleri için ve istimlakları için yatırımlar yaptı. Ancak şimdi durdu. Şimdi ne olacak? Çünkü bu şirket bir ihale sonucu falan filan yapmadı. Belli ki buyurun yapınız dendi ve gerekli izinler verildi ve bu boru hattının ön çalışmaları yapıldı. Hazır yani, web sitelerinde görülebilir. Bu ne olacak? Şimdi İran diyor ki, son geçtiğimiz haftalarda bir gelişme oldu. Biz TANAP hattını da kullanabiliriz gazımızı göndermek için dedi. Azerbaycan'da ya evet siz TANAP'tan da gazınızı gönderebilirsiniz dedi. Ondan sonra bir cümle daha geldi İran'dan. Yani Türk akımını da kullanabiliriz dendi. Şimdi bu boru hattı projesinin olacağını İran tarafı da biliyor zaten. Yani bu söz verilmiş, buradan İran gazı gönderilecek diye ki bu arzı alacağını biliyor ki bu boru hattı projesi yapılmaya çalışılıyor. Henüz boru döşenmiş değil ama demek ki bu boru hattı projesinin durumu şu anda ciddi bir soru işaretine geldi. Bu bir. İkincisi, İran ne yapıp yapıp Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğalgaz satmak istiyor? Bizde
şu anda bu hiç konuşulan bir konu değil. Konuşulacak durumda değil. Hı-hı. Hani TANAP'tan mı geçecek, Türk akımından mı geçecek? Bunlar böyle örümcek ağları gibi örülüyor etrafımızda. Biz karar süreçlerine henüz yaklaşamadık bile. Çünkü kendi iç meselelerimizle başımızı kaldıramadık. Yani seçim sürecine girdik. Seçim sürecinden çıktık. Çıkmış gibi değiliz. Hala bir bilinmezle devam ediyoruz. Ancak devletler bunu getirecektir. Hadi diye. Çünkü enerji, özellikle doğalgaz meselesinde üretim zamanları yaklaştıkça bunun iletim hattının da yetişmesi gerekiyor. Bunu çok fazla geciktiremezsiniz. Mutlaka bir iteleme olacaktır. Yoksa hadi. Depolama maliyeti falan filan bir sürü öbür taraftan sıkıntı çıkar. Başka tarafa yönelir. Yani sana satamıyorsa arzı başka tarafa yöneltmek zorunda kalır. Bir anda elinizdekini kaybedersiniz. Mesela Pakistan'a doğru yönelmek zorunda kalabilir İran, yani çaresiz kalınca ne yapsın? Ya da işte Azerbaycan yukarı kuzeye doğru çıkış yapabilir. Yani çünkü Azerbaycan TANAP gerçekleşemezse doğal gazını tek bir yere satabilecek durumda. Rusya'ya satabilecek durumda. Diğer yandan Türk akımı meselesinde tabii ki Putin'in hemen gecesinde aradığı gibi gel şu enerji ilişkilerini konuşalım, aramızdaki küslükleri de bırakalım. Çünkü Türk akımına kim imza atacak? Yani evet. Türkiye aslında doğru oynasa ve İran'la Rusya arasında bir denge kurabilse bir rahatlayacak. Belki her ikisini de rahatlatacak. Çünkü ikisi de buradan geçirmek istiyor hatlarını. Evet, ve ikisi de birbirlerine rakip olmak istemiyor aslında, ama tabii burada şey de çok önemli, Azerbaycan da çok önemli. Yani Azerbaycan'ın kaynaklarını Avrupa'ya geçirmesi TANAP'la birlikte bir çıkış yolu olacak. Ama ya ileride Türkmenistan'da bağlanırsa sorusu hep orada duracak. Yani Hazar'ın statüsü nedeniyle şu anda Türkmenistan Azerbaycan'a bu rahatlığı çekilemiyor. Ama bir kere TANAP yapıldıktan sonra o acaba orada olacak. Ve bundan iki ülke çok rahatsız olur. Biri İran, biri Rusya. Onlar da bunu ellerinden geldiği kadar ertelemeye çalışacaklar. Ve bunlar hep bizim önümüzde olacak. Yani hiçbir hükümet bunlardan kaçamaz. Her daim bu jeopolitik enerji meseleleri Türkiye'nin önüne gelecek. Aynı kendi enerji güvenliğini sağlamak zorunda olduğu gibi bölge enerji jeopolitiğinde oynaması gereken rolü de bilmesi gerektiği gibi. Bu enerji savaşları daha da sürecek, öyle anlaşılıyor. Fakat sizin zaman zaman konuşmalarınızda da atıfta bulunduğunuz var. Yani biz köprü olmayalım. Bu sadece köprü olmayalım. Yani sadece, bu işlere ortak olalım, dahil olalım. Yoksa işte bizden gelip geçiyor. Onun bize bir getirisi yok. Riski var. Ve bu işi öğrenelim. Yani teknolojisini. Biz de bugün Sokar dünyanın çeşitli yerlerinde petrol çıkartıyor. Biz de öğrenelim. Sokar ortak olalım demiştim hatırlarsanız. Yeter artık Sokar'ın Türkiye'den ne mağlandığı. Biraz da biz Sokar'a ortak olalım. Biz de bir şeyler öğrenelim. Bizim de şirketlerimiz büyüsün. Biz de Azerbaycan'da daha çok petrol sahalarında çalışalım. Veya Rusya Türk akımını buraya getirmek istiyor. Ver bakalım kardeşim bize de bir gaz bölgesi. Bu teknolojiyi bize de bir anlat. Yani şu anda yaptırım altında olan Rusya'da Amerikan şirketleri gaz arıyor yani. Gaz arıyor ve yaptırım haricidir diye madde çıkartıyor yani. Bu konuda yaptırım uygulanamaz diye. İran'da da çok ciddi Rothschild temelli şirketler var. Tabii ki. Yani dünya ticareti yapıyor. Yapıyor. Yaptırım altındaydı Kürt bölgesi de ne oldu? 60-70 şirkete ulaştı. O sırada Bağdat çalışamazsınız diyordu. İyi tamam, güzel de hani biz de taşıyalım, ancak biz bir de üretim aşamasında olalım, sağ aşamasında olalım. Belki sonra kendi kaynaklarımızı da böylece daha ekonomik maliyette çıkartabiliriz. Sayın Varol, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Bence ederim. Bence seçim sonrası önemli analizlerden biriydi ve Türkiye'de siyaset üstü bir analiz bu. Hani şu olur bu olur, ama hükümet kim olursa olsun mutlaka Türkiye'nin ders çalışması gereken, takip etmesi gereken konulardan bahsediyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Enerji Güvenliği Merkezi Başkanı ve Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Tuğçe Varol'la enerji savaşlarını konuştuk. Biraz da seçimden yola çıkarak konuştuk. Programı kapamadan önce şu ekonomideki büyüme verilerini bir daha aktarayım isterseniz. Öyle veda edeyim size. Türkiye ekonomisi birinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %2,3 büyüdü. Takvim etkisinden ve mevsimsellikten arındırılmış ilk çeyrekteki büyüme de 1,3 oldu.
artı anlamında. Tüketim %4,5 arttı. Mal ve hizmet ihracatı geriledi. Şimdi soru şu. 2015'in başında bu sene ihracatla büyüyecektik. İhracat bu büyümede yok. Şimdi ne olacak? Biz her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.